Selamun aleyküm arkadaşlar, ben İlker Kozan. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, bizler de iyiyiz. Hepiniz de bu arada selamun aleyküm diyelim tekrardan. Biz bugün hayvanlarımızı sağdık. Sahım yaparken bir video çekmek isterdim size ama tek başınaydım. Sahım yapamadım. Bu yüzden dolayı sahım yapamadım değil, sahım yaparken size video çekemedim. Kusuruma bakmayın. Ama yarın Şahin yine buraya gelirse sahım yaptığım zaman Şahin yine bana bir video çekme konusunda yardımcı olacak. Evet, sütümüzü sağdık arkadaşlar. Ben sütümü bu gördüğünüz demir baklaja sağıyorum. Tabi süzekten geçirmeden asla şey yapmıyoruz. Süzeğimizi falan bir yıkayalım. Böyle gördüğünüz gibi zaten içi sütlü. Bunu bir temizleyelim. Şöyle su daha tutalım değil mi Şahin? Tut abi. Şöyle bunları temizledik. Sütümüzü de gösterelim mi? Sadık. Şu an zaten sütten kesme şeyimiz yaklaştı arkadaşlar. Yavaş yavaş hayvanı sütten kesiyoruz. Tek sağım yapmıyoruz artık. Allah'ın izniyle sütümüzü de aldık. Sütümüz de burada. Gösterelim maşallah. Şöyle sütümüzü aldık. Şimdi yem yapacağız arkadaşlar. Size şimdi yemle ne kadar rasyonla ne veriyorum, ne yapıyorum göstereyim. Şöyle toz samanımız var. Toz samanımızı alıyoruz. Böyle öğütürseniz sizin için daha iyi olur. Kaba kaba olmaz. 2 3 şöyle yarım olmuş da. Gördüğünüz gibi samanı koyduk. Şimdi samanı tek başına yemediği için hayvan, şöyle geliyoruz. 3 avuçta arpa. 1 2 3 3 avuç arpamızı da aldık. Hadi şöyle 3,5 yapalım bu defa. Arpa ile samanı karıştırıyoruz. Hem hayvanlar artık biraz kıssın diye arpa veriyorum arkadaşlar. İyice artık tekeye gelmesi lazım hayvanın. Çiftleşme dönemi yaklaşıyor. Şu an çiftleştirsek Ağustos başında hayvan tutsa 5 aylık 6 aylık bir süreçte hamilelik süreci var bu hayvanların. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, nasip olursa Ocak başı, Ocak ortası doğum yapar arkadaşlar. Şubat'ta sütten kesseniz Mart başında sütünüzü almaya başlarsınız. Daha bizim maalesef küspelerimiz falan gelmedi. Sütbeler gelene kadar yine arpalamaya, saman arpa karışımı vermeye devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bu bunlara yeterli. Zaten şu an hayvanlar yaylımda, onları da gösteririz. Şöyle gördüğünüz gibi yemleri verdik. Şimdi fiyatlardan da konuşalım. Küspelerin fiyatları 70-80 lirayı bulmuş arkadaşlar. Yani öyle eskisi gibi 25-30 lira değil. Gidip 50 çuval, 50 şey poşet falan yem siparişi veremiyoruz. Küspe siparişi veremiyoruz. Yani geçenki dediğim siparişe göre bir 10 tanesinden kıstık hepsinden 3'er tane 3'er tane. Şu an 40 tane gelecek elimize. Allah nasip ederse onlar da cumartesi günü elimizde olacak. Kamyona sarılmış yola çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımız burada yaylımda. Hayvanlarımızla gösterelim. Bu alanı komplemden ıslatmıştık. Yavaş yavaş patlak vermeye başladı ama bu tarafı bir daha sürdüreceğiz. Abilerimiz bakla falan ektir diyor. Nasip olursa baklamızı da ekeceğiz. Burayı iyice güzel bir alana çevireceğiz. Bu arada arkadaşlar bayrağımız da geldi. Bayrağımız da bayrağımızda hazır. Bu öbürküne göre biraz daha büyük. Allah'ın izniyle bayrağımızı da buraya asacağız arkadaşlar. Dediğim gibi süt fiyatları konusunda da değinmek istersek, şu an süt keçi sütü fiyatları 8 lira ama elden verdiğimiz zaman 15 liradan aşağı süt vermiyorsunuz. Günlük bir 10 kilo 15 kilo süt sağdığımızı düşünürsek, nereden baksanız yine bir 250 lira civarı bir para kazanıyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Tabi şu an yemler falan çok pahalı olduğu için kurtarmıyor değil, kurtarmıyor.
kurtarıyor. Allah'a şükür. Allah'a bin şükürler olsun. Ama kapalı sistem hayvancılık yapan insanlara gerçekten de Allah yardım etsin. Çünkü devamlı cebinden yedirdiği için biraz zor olanaklar oluşuyor onlar için. Bizim gibi böyle sahamı kendi alanı olan insanlar biraz daha iyi. Bildiğiniz gibi zaten zeytin aralarında yaylım şu an yasak olduğu için çok fazla şey yapamıyorlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok hayvanını satan oldu. Biz de işte artık al sat yapalım diye uğraşıyoruz. Kendimiz besleyelim, üretelim, öyle satalım diye düşünüyoruz. Allah izin verirse de hayvancılığımıza devam ediyoruz. Artık size böyle kısa kısa videolar çekeceğim. Sizi videosuz bırakmayacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Artık çoban videolarını da başlayacağız. Yarın nasip olursa Şahin'in yanına gideriz. Ertesi gün Bahri'nin damına gideriz. Nasip olduğu sürece artık sizleri videosuz bırakmayacağız. Hepinize sevgilerimi yollarım. Allah'a emanetsiniz. İyi seyirler.